Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Edward YSG, Edward Tomris'i deneyeceğiz. Arasındaki farka bakacağız. Şu an şöyle bir şey var. Yusongi ve Edward full benim. Tomris'e gelecek olursak Tomris'in full değil arkadaşlar. 5 5 5 3. Tabi bu da 0. Uzmanlık yeni bir beceri. Aynı çağdaki olduğu gibi. Buradaki dördüncü beceride arkadaşlar %70 ihtimal var. Zehri biriktiriyor ya. Ya %100 olsa daha iyi olurdu ihtimal olarak. Bunları göze alalım. Thomas'ın becerisi eksik. Dördüncü becerisi full değil. Buna rağmen aradaki farka bakalım. Hani Edward Thomas mi iyi yoksa Edward YSG mi? İlk Edward YSG'de başlayalım. İkisi de full bir komutan max. Şunu söyleyelim. Karışık bir ordu. Tomris full olsaydı daha iyi olurdu. Yani burada süvari falan var. Saldırısını falan düşürecek. Sefer 60'ta deniyorum arkadaşlar. 370 birim var karşıda. Ben de 200 birim yani 200K. Şöyle bir şey olur büyük ihtimal. Edward Thomas daha hızlı eritir. Yetenek ağaçlarına da değineceğim hani sonuçta Tomris'in daha farklı yetenek ağacı kullanılması gerekiyor. YSG arkadakinin daha farklı bir yetenek ağacı kullanılması gerekiyor. Ama ben şu an sürekli aynı yetenek ağacını kullanıyorum. Neden derseniz onu denedim arkadaşlar. Tomris için bir yetenek ağacı var ayrıyeten. Onu denedim. Çok işe yaramıyor. Tomris'in full değil. O yüzden hani şu zehir birikim olayı var ya arkadaşlar. Dördüncü skill'de, dördüncü beceriydi. O full olmadığı için bence o yüzden biraz yetenek ağacında sıkıntı yaşıyor. Ya, tam verim alamıyorum. Tam verim alamadığım için doğal olarak da o yetenek ağacını kullanamıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bayağı hasar veriyor. Ya, burada Frederick Richard var. Bir yandan da cam basıyor. Bitmek üzere bakalım. Bizde 136K var şu an. K ile bitirdik arkadaşlar. 135.87. 135K diyelim. Şimdi şeyi deneyelim. Edward Tomris'i. Ya şöyle bir şey var. İkisi de sonuçta hani bir Tomris bir YSG farklı. Çünkü Edward YSG'de arkadaşlar yani alan savaşında çok daha etkili. Çünkü YSG biliyorsunuz daire şeklinde alan vuruyor. Tabi biz onu karşılaştırmıyoruz burada. Burada amacımız VS'de hangisi daha etkili? Onu bakacağız hangisi daha iyi. Sonuçta YSG nereye olsan, arkaya da olsan, öne de olsan, nerede kullanırsan kullan. Sonuçta alan vuran bir komutan. Onun gibi bu oyunda bir tane var. Başka yok. Yani karşılaştırırken bunu belirtelim. Sadece VS için karşılaştırıyoruz. Hangisi daha iyi olur? Çünkü Edward alan vursa tamam diyeceğim. Hani Thomas'ın açını biraz kapatsın. Daire şeklinde vursaydı keşke Edward. Çok daha güzel olurdu. Bakın arkadaşlar. Full olmamasına rağmen. Bakın. O. Yani bir Tomris Edward kadar neredeyse hasar vuruyor. Tomris full değil. Yani full olsa bir Edward kadar vuracak arkadaşlar ya. Gerçekten de Edward Thomas çok sağlam ikili ya.
Keşke fulleyebilseydim. Fulleseydim daha farklı bir şey olurdu. Bakın şu an 137. Öbüründe 135K'da bitirmiştik. Bunda 135K oldu. Hala 68K var. Şöyle bir şey var sonuçta. Thomas full değil. Full olsa daha güzel bir şekilde denerdik. 132K'da. Yani full olsaydı şimdiye kadar çoktan kesmişti. Hani 145K'da, 140K'da keserdi yani. Şeye fark atardı YSG'ye. Öyle düşünüyorum. Çünkü 4. skill %70 ihtimalle zehrin birikmesi ve uzmanlığı açınca yeni bir skill geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 128K'da yanlış görmediysem, siz videoda daha net görürsünüz. 128K'da bitti arkadaşlar. Arada ne kadar fark var? 6K desek, 6K'da küçümsenecek bir şey değil. Ya, sırf şöyle diyeyim arkadaşlar. Tomris nerede? Ya, sırf bu %100 olsaydı ya, 100, en azından 133-135K'da 135K'da rahat bitirirdi. Bir de bu yeni bir becerim. Sonuçta karşımızda karışık bir ordu vardı. Süvari saldırısını %10 düşürecekti. Az bir şey değil arkadaşlar. Normal saldırı ve karşı saldırını %10 arttıracaktı. Ya bu beceri zaten şeylere saldırırken arkadaşlar, yani bu beceriler geçerliydi. Bu üç beceri geçerli oldu arkadaşlar. Şimdi yetenek ağaçlarını göstereyim. Hani bahsettiğim ya, Edward'ın yetenek ağacını sürekli aynı kullanıyorum dedim. Bakın arkadaşlar. Okçu yönüne bu şekilde gidiyorsun. Beceriye buraya 3 verdim. Fullemedim burayı. Yani denedim, fullleyince çok bir iş yapmıyor. Şuradan Tomlis'te kullanacağım yetenek ağacı, bakın. Buraya vermedim çünkü normal saldırı başladıktan sonra öfkeyi 3 birim daha arttırıyor. Yani Edward'ın skill atması hızlanıyor. Buna gerek yok. Bakın buna da vermedim. Aynı şekilde öfke. Hep öfkelerden uzak kaçtım arkadaşlar. Vermedim. Bunu denedim. Hani şöyle bir şey var. Edward öndeyken, Tomlis arkadayken ne kadar geç beceriyi atarsa Tomlis o kadar daha çok zehri biriktiriyor. Tabii onun da bir sınırı var arkadaşlar. Zehir biriktirmenin de bir sınırı var. En fazla 15 kez biriktiriyor. 15'i biriktiriyor işte. Hani zaten 16 falan olmuyor. 15 de kolay kolay birikmiyor arkadaşlar. Ne kadar çok geç beceri atarsa o kadar iyi oluyor Tomlis arkada olduğunda. Tabii full olduğunda daha iyi olacaktır. Bunu denedim arkadaşlar ben. Yani çok bir iş yapmadı. Hani sefer modunda denedim. Süvariye karşı denedim, piyadeye karşı denedim. Tabi süvariye karşı şey olsaydı, full olsaydı daha etkili olurdu arkadaşlar. Sonuçta son becerisi, uzmanlık becerisi yeni bir beceri. O yüzden arkadaşlar bu yetenek ağacı çok bir işe yaramadı. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Full olduğundan daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu an bile full değil. Ya bir 6K geride YSG'nin. O yüzden ben gayet başarılı buluyorum arkadaşlar. Bir de ben geçenlerde işte denedim bunu. Bakın 5. 5 yaptım, direkt açtım. Yani barbara gitse bir önemi yok. Çünkü ben çok fazla barbar kesmiyorum. Barbar garesi vesaire kesiyorum. Bir de barbar kesecek bir sürü komutanım var. Buna ihtiyacım yok. En azından buralara gider dedim. Buraya gitmesini çok istiyordum. Ya sırf denemek için. Denedim arkadaşlar. Beceri hasar %40 alıyorum şu an. %10 ihtimalle. Yani iki kez denk gelse %80 demek arkadaşlar.
Bunun full olduğunu düşünün. Bak beceri hasarı var arkadaşlar. O oyunda her yerde geçiyor, sadece şey de hariç. Senaryo savaşları, çarırı kızı vesaire, onlar da geçerlidir. Onlar için bakın altta alan beceri hasarı artışı var. Parantez içi senaryo savaşı %150. Bu onlar da geçerli. Biz meydan savaşı falan olsun, beceri hasarı bonusuna bakacağız. Yani %80 olana full olduğunda. Hani bir şeyde iki kez denk gelse arkadaşlar %80. Ama pardon, iki kez denk gelse %160 bir beceri hasarı bonusu alacağız arkadaşlar. %10 ihtimalle gelme ihtimali bayağı da denk geliyor, ben denedim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın YSG arkasında ben denedim. Mehmet'ten bir çok iyi iş yaptı. Ondan sonra bir daha denedim. Hani %10 ihtimal var ya, Mehmet'ten bir tık aşağı kötü iş yaptı. Sonra bir daha denedim. Bir tık daha kötü oldu. Hani şansa bağlı o. Ya, tabii sonuçta o son becerisi şu an 2. Şöyle bir şey var. Beceri hasarı bonusu arkadaşlar %20. Her beceri attığında %20 bonus geliyor. 5 defa atsa %100. Anladınız mı? %100. Hani birisiyle savaşıyorsun, 5 defa şey atıyor. O da %100 beceri hasarı bonus yapıyor. Yani bu 5 defa yapsa arkadaşlar felaketmiş olur. Yani 2 defa yapması Mehmet'ten daha iyi yığılıyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Okçu, saldırı, savunması var. Bunlar var. Yani Mehmet'ten daha çok iş yapacağını düşünüyorum. Bir de bu da sonuçta alan vuruyor yelpaze şeklinde arkadaşlar. Full olduğunda ekstra şeyler veriyor arkadaşlar. Ek hasar falan, ek hasar 200 olsun falan. Bayağı iş yapacağını düşünüyorum. Mutlaka ama mutlaka alın. Bu videoda altını çiziyorum. Bundan bahsedeyim dedim çünkü denedim. Şu an denemek istemiyorum. Çok insanların anlayacağını düşünmüyorum şu an. Denesem nasıl bir verim aldığını. Çünkü ben YSG Mehmet'i sürekli kullandığım için ne kadar max verim aldığımı biliyorum. Sonuçta Kera'yı da denedim. Ne kadar verim alacağımı gördüm. O yüzden arkadaşlar size de öneriyorum. Tabii ki bunu fullediğimde veya en azından bu Kera'nın belli bir becerilerine gittiğinde arkadaşlar deneyeceğim. Biliyorsunuz ki Keira'ya mor heykel basamıyor. Sadece Çarolı krizinden alıyordu arkadaşlar. Bu modlara göre de para artıyor, düşüyor arkadaşlar. Bu şekilde ben sadece Keira'ya alıyorum. Fullemek istiyorum direkt. Başka hiçbir şey almıyorum. Çünkü ihtiyacım yok. Buradan 10 saat hız alsam ne, almasam ne yani. Haftada bir kez 10 saat hız alsam ne, almasam ne. Çok bir şey değil. O yüzden Kera'yı öneriyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.